Soğuk Savaş döneminin en büyük casuslarından biri George Blake. Tarihin en büyük operasyonlarından birinin kahramanı, İstanbul Yahudisi George Blake'in hayatının kısa öyküsü. 1922 yılında George Behar ismiyle Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Babası Yahudi olup Hollanda'da ticaretle uğraşmaktadır ve aynı zamanda İngiliz vatandaşıdır. Anne koyu bir Hollandalı protestandır ve çocuklarının dinen iyi yetişmeleri için düzenli olarak protestan kilisesine götüren ve bakıldığında muhafazakar olarak kabul edilebilecek bir kadındır. George küçükken annesiyle gittiği kilise ziyaretlerinden etkilenerek papaz olmak ister. Babası 14 yaşındayken ölür. Anne çocukları ile kalır. İşler bozulur. Parasız kalacak durumda olurlar. Anne çocuğunu alır, babası tarafından akrabalarının yaşadığı Kahire'ye gider. Kuzeni Henry Curell en yakınlarından biri olur. Henry o sırada Mısır sosyetesinde bir playboy olarak yaşamaktadır. Minik George da orada İngilizce ve Fransızca öğrenebileceği iyi bir okula devam etmektedir. 1930'larda Avrupa'nın yaşadığı sıkıntılar Kahire'de pek hissedilmemektedir. George ve ailesi iyi bir çevre içinde hayatlarını sürdürürken, zaman geçtikçe George Kahire banliyölerinde açlığı ve fakirliği gözlemlemeye başlar. Tanrı'ya güçlü şekilde inanmaktadır. Kendisinden 8 yaş büyük olan Henry ile sorgulamaya başlarlar. Henry, Playboy yaşamı bırakıp Mısır'daki Komünist Partisi'ne girmiştir. Komünizm ideali Henry'i de cezbetmeye başlar. 1939'da savaş başladığında George Hollanda'ya geri dönmüştür. Almanlara karşı savaşan direnişçi güçlere katılır. Annesi savaş başladığında kardeşlerini alıp İngiltere'ye gitmiştir. George bir süre sonra İngiltere'ye gitmeye karar verir. Tehlikeli bir rota izler. Belçika, Fransa, İspanya ve Cebeli Tarık üzerinden İngiltere'ye giriş yapar. İngiliz Deniz Kuvvetleri'ne katılır. 1944'te ise MI6 tarafından göreve alınır. Savaş sırasında Hollanda cephesi üzerinde faaliyetlerini sürdürür. MI6 savaş sonrası Soğuk Savaş'ın başlangıcında Doğu blokuna yapılacak operasyonlar için Blake'i Cambridge'de Rusça kursuna gönderir. Kursta ders veren hocası Blake'i Rus edebiyatı ve Rus kültürüne ilişkin her şeye büyük bir aşkla bağlanmasını sağlar. Blake 1948'de Güney Kore'ye gönderilir. Seul'da konsoloslukta çalışmaya başlar. Ülke karışıklık içindedir. Görevi Kore'ye çok yakın olan Vladivostok'ta İngiliz istihbaratı için ajan devşirmektir. Görev oldukça zordur. Vladivostok o dönemde Sovyet Rusya'nın en stratejik şehirlerinden biridir. Hem Çin hem de Kore sınırındadır. Sovyet Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birliği de bu şehirdedir. 1950'de Kuzey Kore güneye saldırır. Savaşta hızlı ilerleyen taraf Kuzey Kore'dir. Seul komünist güçler tarafından işgal edilir. Blake de esir alınır. Diğer esirler ile beraber zorlu bir yolculuk yapar. Esir kamplarında tutulur. Bu dönemde Blake KGB ile ilk temasını yapar. Komünizme sempati duyduğunu ve çifte ajan olmak istediğini belirtir. Diğer esirlerin bu görüşmeden haberi yoktur. 3 yıllık esaret biter. 1953'te biten savaş sonrası esir değişimi kapsamında bir kahraman olarak İngiltere'ye çifte ajan olarak geri döner. George Blake Berlin'de çalışmaya başlar. Berlin o dönemde casuslar için savaş alanıdır. İngiliz istihbaratının Berlin Olimpiyat Stadı yakınlarındaki merkezinde bütün kritik operasyonlar hakkında bilgi sahibi olup bunları fotoğraflayıp Ruslara iletmektedir. Görevi Berlin'deki Rus ajanlarının İngiltere istihbaratı için çalışmalarını sağlamaktır. MI6 bir çifte ajana Rus ajanlarını çifte ajan olarak devşirmesini istemekle çok büyük bir hata yapmıştır. Devşirilmiş ve devşirilen Ruslar öncelikle KGB'ye bildirilmektedir. Ancak George Blake'in KGB için yaptıkları bunlarla sınırlı değildir. Doğu Berlin'de Rusların telefonlarını dinlemekte zorluk yaşayan müttefikler yer altından bir tünel kazarak Doğu Berlin'deki telefon hatlarını dinlemek için bir operasyon kararı alırlar. Proje CIA tarafından önerilmiş ve MI6 bu projede aktif olarak yer almaktadır. George Blake operasyon toplantılarına düzenli katılır. İlk önce sınıra yakın binalara, yapılara üzerine antenler ve vericiler takılır.
Ruslara havadan radyo sinyallerini dinlemek için bir tesis izlenimi verilir. Bina içerisinde gizlice tünel kazılmasına başlanır. 1955'te tünel kazılması işlemi tamamlanır. Ruslar bu operasyonu bilmesine rağmen KGB operasyonu hemen ortaya çıkartmaz. Uzaktan izler. George Blake'ten bilgileri alarak müttefik kuvvetlerin dinledikleri telefon görüşmelerini yönlendirir. Müttefikler ağırlıklı olarak Rus askerlerin fuhuş ve sıkıcı işler hakkında konuşmalarını dinlerler. Kritik ve gizli bir bilgi telefon dinlemelerinden sızmaz. Blake 1955 yılında başka bir ülkede operasyon için görevlendirilir. Rusya Blake'in gitmesi sonrası düğmeye basar. 1956'da bütün gazeteciler çağrılır. Bir PR çalışması yapılır. Basına tünel gösterilir. Ortaya büyük bir skandal çıkar. Müttefikler rezil olurlar. Yapılan soruşturmada CIA bu operasyonun başarısızlığını kontrolümüzde olmayan sebepler sebebiyle olmuştur ifadesiyle kapatır. Operasyonun başarısızlığı için bir köstebek suçlanmaz. Blake, Beyrut'a Arapça öğrenmesi için gönderilir. O dönemde Orta Doğu'nun Paris'i olan Beyrut'ta iyi bir hayat sürmektedir. İşler yolunda gidiyordur. Ancak Polonyalı bir ajan CIA'ya ilginç bilgiler verir. KGB için çalışan çifte ajan listesi. Aralarında George Blake de vardır. CIA bu bilgiyi MI6'ya iletir. George Blake İngiltere'ye çağrılır. MI6 binasında soruşturma geçirir. Soruşturmada bütün suçlamaları reddeder. Ancak bir soruya verdiği yanlış cevap casusluk kariyerinin sonu olur. Kuzey Korelilerin işkence ve şantaj yapmadığını, kendi isteğiyle taraf değiştirdiğini söyler. Sonra her şeyi itiraf etmek zorunda kalır. Blake yargılanır ve vatana ihanetten suçlu bulunur. 1961 yılında 42 yıl ağır hapis cezası alır. Bu ceza sonrası hapisteki hayatında örnek mahkum olur. Hücreden çıkar. Savaş karşıtı sol görüşlü genç aktivistler ile aynı koğuşta kalırlar. Gençler hapisten kaçmayı planladıkları fikrini açtıklarında Blake bu planda yer almayı kabul eder. Bir gece koridordaki camı kırıp aşağı ip sarkıtıp basit bir operasyonla kaçarlar. Üç kişilerdir. Blake duvardan atlarken kayar ve bileğini kırar. Hapisten kaçtıktan sonra sürekli ev değiştirirler. Tedavi olur. Arkadaşlarının arabasında gizli bölmede seyahat eder. Çocuklar bölmenin üstünde uyuduğu için görenler şüphelenmez. Aynı şekilde Doğu Almanya sınırına kadar seyahat ederler. İçinde bir aile bulunan karavanı gören ve gizli bölme üzerinde uyuyan 3 çocuğu fark eden sınır görevlileri hiç sorun çıkarmazlar. Doğu Almanya sınırına yaklaştıklarında Blake arabadan iner. Kapıdaki görevliye KGB görevlisini çağırmasını söyler ve 1966 yılında Doğu Almanya'ya kabul edilir. Diğer arkadaşları ise İngiltere'ye geri dönerler. Blake bir süre sonra Moskova'da ortaya çıkar. Hapisten kaçtıktan sonra zaten zor durumda olan MI6 ikinci darbeyi Blake'in Rusya'ya iltica etmesiyle yaşar. Blake Rusya'da tekrar evlenir ve bir oğlu olur. Moskova yakınlarında bir apartmanda KGB gözetiminde yaşamaktadır. Uzun yıllar Moskova'da bir düşünce kuruluşu olan Think Tank'te çalışır. Komünizm hayalinin Rusya'daki uygulamasından hiçbir zaman hoşnut kalmaz. Ben komünizm idealine bağlıyım der. George Blake hayattadır ve 93 yaşında Moskova'da yaşamaktadır. Gelelim asıl konuya. George Blake'in babası Albert Behar İngiliz vatandaşıdır. Birinci Dünya Savaşı başladığında Sorbonne'da okumaktadır. Savaş başladığında Fransız ordusuna yazılır. Kaza geçirir ve İngiltere'ye gönderilir. Londra'da hastanede tedavi olur ve Rotterdam'da görevlendirilir. Savaş sonrası ise Hollanda'ya yerleşmiş ve orada Hollandalı bir kadınla evlenmiş, hayatı boyunca Flemenkçe de öğrenmemiştir. Annesi Londra'ya geldiğinde Behar olan soy isimlerini antisemitik tehdit karşısında Blake olarak değiştirmiştir. Albert Behar aynı zamanda İstanbulludur. Babası İstanbul'da halı tüccarlığı yaparak hayatını kazanmaktadır. Eşine Yahudi olduğunu söylememiştir. Sadece Kahire'de yaşayan kardeşi olduğunu ölümüne yakın ifade etmiştir. Eşi zor zamanda Mısır'da yaşayan Zefire'ye yazdığı mektuba cevap almış.
O zaman Albert'in bir Yahudi olduğunu öğrenip ufak bir şok geçirmiştir. Albert Behar'ın önceki hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Kuzen Henry Körel ise 1950 Nasır darbesi sonrası ülkeden sürgün edilmiş ve Paris'e yerleşmiştir. Paris'teki yerel komünistler ile örgütlenmiş, dünyadaki diğer direniş hareketlerine yardım sağlamıştır. 1950'lerde Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nda Cezayir'e silah ve para göndermiştir. 1978'de Paris'te bir apartman dairesinde 64 yaşında bir suikast sonucu öldürülmüştür. Suikastı kimin düzenlediği hala aydınlatılamamıştır. Yeni videoda görüşmek üzere.